bize öğretilen bilgilerde herhangi bir meleğin günah işlemesi söz konusu mudur? Asla, değil mi? Peki kardeşim, siz hiç hayatta şu ayetleri görmediniz mi? Allah diyor ki meleklere emrettim. Adem'e secde edin. Secde yani şöyle saygı gösterin. Secde bu. Alnı yere koymak değil. Secde edin diyor. Peki emir kime? Meleklerin tamamına. Hepsi secde etti. İblis hariç. Peki iblis melek olmazsa böyle bir söz olur. Allah ona sana emrettiğim halde seni secde etmekten engelleyen nedir diye sorduğunda eğer o da meleklerden olmazsa nedir? Ya Rabbi ben melek değilim ki. Demez mi? Bana emretmedin ki sen melekleri emrettin. Ayetler bu kadar açık olmasına rağmen iblisi hiç meleklerden kabul eden ben hatırlamıyorum. Yani okudun mu sen kitaplarda? Mesela Nisa suresinin 172. ayeti. Allah-u Teala burada diyor ki, Diyanet'in mealinden okuyayım. Mesih de Allah'a yakın melekler de Allah'a kul olmaktan asla geri durmazlar. Mesih, İsa aleyhisselam. Allah-u Teala Ali İmran suresinde onun da mukarreplerden olduğunu söylüyor. Ve minel mukarrebin diyor. Allah'ın kendisine yakın saydığı kişilerden. En üst seviyedeki kişilerden bir örnek verdi Allah. Ve mukarreb meleklerden örnek veriyor. En üst seviyedeki meleklerden. Peki ondan sonra ne diyor? Kim Allah'a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa Allah onların hepsini huzuruna toplayacaktır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince Allah onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir. Allah'a kulluk etmekten çekinen ister İsa olsun ister en büyük melekler olsun. Ve büyüklük taslayanlara gelince Allah onları elem dolu bir azaba uğratacaktır. Şimdi Allah açıkça söyledi mi büyük melekleri?